25 Nisan 2022 Halime Kökçe, Star Gazetesi Garo Paylan Ermeni Düşmanı mı? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik yürüttüğü Pençekilit Operasyonu'nda askerlerimizi şehit verdik. Türkiye şehitlerini anarken HDP'li Garo Paylan, sözde Ermeni soykırımının tanınması ve faillerin kamusal alandan kaldırılması isimli bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Bir başka HDP'li Ömer Öcalan, Türkiye'nin ömrü uzun değildir şeklinde sözler sarf etti. TSK'nın yürüttüğü pençekilit operasyonunda ölü olarak ele geçirilen 42 teröristin 8'inin Ermeni, 5'inin Fransız, 7'sinin ABD'li, 3'ünün İngiliz, 2'sinin Alman olduğu anlaşıldı. Son 10 günün gelişmeleri bunlar. Vahim, can acıtıcı, öfkelendirici ve bir o kadar da düşündürücü. Nasıl olur da gazi meclisimizde bu sözler söylenebilir? Soykırım iddiası meclise taşınabilir. Türkiye düşmanlığının sembolü haline gelmiş olan soykırım iddiası HDP'nin resmi görüşüdür. Sakladıkları yok. CHP'ye gelelim. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 24 Nisan'ı soykırımın başlangıcı olarak anmaktan çekinmemektedir. Üstelik bu yaklaşım CHP'de giderek hakim hale gelmektedir. Bugün CHP, Türkiye'nin terörle mücadelesini değil, PKK'nın güneyimizde devletleşmesini savunan bir parti durumundadır. Türkiye'nin kurucu partisi olduğunu iddia eden CHP'nin bugünkü yöneticilerinin Garopayla'nın hassiz girişimi karşısında sessizliğe gömülmesi, soykırım iddiasının yanında yer almak anlamına gelmektedir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu devletin PKK'ya silah bıraktırma çabası içinde olduğu süreç boyunca çözümün adresi meclistir diyordu. Şimdi bunu izahın tam zamanıdır. Kendini millete Kürtlerin partisi diye yutturmaya çalışan HDP'nin bir mensubu Türkiye'nin uluslararası saygınlığını ve egemenliğini hedef alan bir şekilde Türk milletinin asla kabul etmeyeceği bir iddiayı meclis gündemine getirme hadsizliğinde bulunmuştur. Sorunların çözümü meclistir diyen Kılıçdaroğlu sessizliğini bozmalı ve bu konudaki görüşünü milletle paylaşmalıdır. Olan şudur, yeni CHP, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bizzat genel başkanları nezdinden Takiye'nin kitabını yazıyor. CHP yeni yönetimiyle şehit cenazelerinden kovulan bir parti durumuna gelmiştir. Millet İttifakı adeta HDP'nin CHP ve İyi Parti üzerinde vesayet kurduğu bir yapılanmadır. Hatırlayın, HDP Millet İttifakı'nı tezkeleye hayır demeye çağırmış ve bunun üzerine CHP grubu, TSK'nın sınır ötesinde terörle mücadelesine izin veren tezkeleyi onaylamamıştı. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu hızını alamayıp, evet demeyi vatana ihanet olarak nitelemişti. Ekür isim Meral Akşener, merse tezkereye evet demiş ve vatana ihanet etmek ve etmemek arasındaki devasa fark Erdoğan düşmanlığıyla gölgelenmişti. Altılı masada konuşmamak şartıyla her türlü ihtilaf halının altına süpürülebiliyordu. Millet nasılsa görmez zannedilerek sınır ötesi operasyon iznine evet demeyi vatana ihanet mesabesinde gören Kılıçdaroğlu, o tezkere sayesinde gerçekleştirilen Pençe kilit Operasyonu'nda görev alan askerlerimiz için ayaklarına taş değmesin tweet'i de attı devlet seri katildir diyen Canan Kaftancıoğlu ve Sera Kadığıl gibi tiplerin şehit cenazelerine katılması kadar iki yüzlüce bir tavır. Şia siyasetinde buna takiye diyorlar. Ne göründüğün gibi ol, ne olduğun gibi görün. FETÖ'nün şiarıydı bu, malum. Acaba Garopaylı'nın geçen 24 Nisan'da aklına gelmeyen şey bu 24 Nisan'da neden geldi? Bir de şuradan bakalım meseleye. Biden'ın hadsiz çıkışına karşı Türkiye soykırım yapmamıştır şeklinde savunma cümleleri kurmak züldür. Önce bunu belirtelim. Birinci Dünya Savaşı koşullarında devletin kendini koruma refleksiyle aldığı tehcir kararını ve bu süreçte yaşananları geriye dönük soykırım olarak tanımlama girişimi bir süredir Türkiye'ye karşı düşmanca tutumun tezahürü olarak sergilenmektedir. En son ABD meclisinde bu rezalet yaşandı. Arşivler ortadadır. İlgili ülkeler arşivlerini açsın ve tarih, acılar, siyasete malzeme edilmeden ortak bir komisyon tarafından ortaya konulsun.'' Türkiye net ve kompleksiz tutumdan geri adım atmayacaktır. Fakat bu çıkışın bir hedefi olmalı yine de. Acaba Ermenistan'ın bundan bir menfaati olabilir mi? Bilakis Ermenistan Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine hem istekli hem de muhtaç. Ancak diasporasının vesayetinden çekiniyor. Görüşelim ama kimseler görmesin diyor. Garopaylı'nın çıkışının Ermenistan halkının çıkarına olmadığı kesin. Hatta bu provokatif eylemin Ermenistan'ı dost bir komşudan mahrum etmeyi hedeflediğini de söyleyebiliriz. Çözüm vicdanıyla konuşanların istediği bir şey, geçmişin acılarıyla bir halk üzerinde vesayet kuranların değil, hele de bir takım lobilerin replikleriyle provokatif söylemler geliştirenlerin hiç değil. Garo paylan gibilerin ne haddi ne de harcı. Dahası kendileri Ermeni bile olsa paylan gibilerin yaptıkları şey Ermeni düşmanlığıdır.